Günaydınlar sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Geçen haftadan bu yana. Umarım her şey yolundadır. Bugün çok güzel bir gün. Bugün çok önemli bir gün. Hayatımızın temeli, hayat çınarlarımız, babalarımızın babalar günü. Böyle bir özel gün olduğu için ben bu konuda konuşma yapmak istedim. Baba nedir? Baba ile ilgili duygularımız nedir? Baba ile ilgili gerçeklerimiz nedir? Bununla ilişkin görüşlerimi aktarmaya çalışacağım. Konuşmama bundan bir 10 yıl önce yayınlanan bir araba reklamı ile ilgili başlamak istiyorum. Tabii markanın adını söylemeyeceğim. Bununla ilişkin X markası olarak geçecek. Yani bu yönde de konuşmam bu yönde de devam edecek. Reklam şöyle başlıyor. Bir okul duvarında 5 tane çocuk oturuyor. 4 çocuk kendi aralarında konuşuyor. Benim babam şöyle iyidir, benim babam böyle güçlüdür, benim babam şöyledir, böyledir. Bu çocuklar kendi aralarında konuşmaya devam ederken arkada duran bir kız çocuğu, sessizce duran kız çocuğu duvardan atlıyor, buradaki 4 kişiye dönüyor. Bırakın da diyor, aslında benim babam X gibi bir adam. Yani burada X dediği araba markası. O arada bir araba geliyor. Arabayı süren baba son derece yakışıklı, son derece karizmatik, araba süper. Ön koltuğa oturuyor, çocuklara doğrudan bir bakış fırlatarak araba uzaklaşıyor. Tabii arkadaki 4 çocuk da yani bu özelliklerin, bu imajın verildiği ağırlık çerçevesinde bir kaya gibi üstlerine oturuyor ve reklam filmi burada bitiyor. Tabii burada bitiyor mu acaba? Yani ben o reklam filmini izledikten sonra babalarla, erkeklerle ilişkin çizilen imajı günlerce düşündüm. Yani burada verilen imaj şuydu. Baba zengin olmalıydı, baba karizmatik olmalıydı, baba çok güçlü olmalıydı ve bir kız çocuğu veya erkek çocuğu babaya sonsuza kadar güvenmeliydi. Yani bununla övünmeliydi hayatları boyunca. Ve şunu düşündüm. Yani bir erkek için ne kadar ağır bir sorumluluk. Yani bir erkek için ne kadar kaygı yaratan bir durum. Çünkü hayat tek düze gitmiyor ki. Yani zaman zaman çok zengin olabilirsiniz, çok güzel işleriniz olabilir, her şey yolundadır. Ama bir anda öyle bir şey gelir ki her şey alt üst olur. Yani bu durumda biz babayı ne yapacağız? Yani hep kafamızda bizim hayat standartlarımızı yüksek tutan, her an maddi, manevi anlamda arkada duran babamızın maddi anlamda bu kayıpları karşısında nasıl bir tutum alacağız? Yani hayat standartlarımız düşecek, alıştığımız şartlar düşecek ve bu babanın yaşadığı kaygıları göğüslemekte çektiği üzüntüleri bırakıp biz bunların derdine mi düşeceğiz? Yani öyle bir düzende yaşıyoruz ki, yani Türkiye olsun, dünya olsun, genelde erkeklere verilen en büyük görev başarılı olacaksın. Çok başarılı olacaksın, çok para kazanacaksın, aileni koruyacaksın, çocuklarını koruyacaksın, asla yıkılmayacaksın. Duyguların olacak ama bastıracaksın, ağlamayacaksın, yeri geldiğinde gülmeyeceksin, her şey içinde yaşayacaksın. Ama çok çok seveceksin ama belli etmeyeceksin. Yani öyle bir çerçeve var ki, yani buna kim dayanabilir? Yani biz kadınlar, anneler daha özgürüz bu konuda. Daha çok kendimizi ifade ediyoruz. Arkadaş çevremiz vardır, en az 10 tane arkadaşımızı ararız bir sorun olduğunda. Hepsine ağlarız, içimizi boşaltırız. Ama erkekte böyle bir alışkanlık yoktur. Çünkü erkek öyle yetişmemiştir. Yani doğuştan gelen ailelerden ve özellikle Türk ailelerinde erkek çocuğunun önemi ve bu öneme binaen de yetiştirilmesi, kusurlarının yok sayılması, sorumluluk verilmemesi ve kız çocuklarının önde tutulması ve onlara olmayan özellikler atfederek yetiştirmek, yani o çocuğun egosunu şişire yetişkin hale geldiğinde de büyük sorumsuz bir sorumsuzluk örneği gösteren bazı aile babaları veya erkekler olarak karşımıza çıkıyorlar. Tabii bu onların tercih ettiği bir şey değil. Çünkü bildiği bu. Alıştığı bu. Ona verilen bu. Yani doğru olarak verilen bu. Yani başka türlü şey verirse başka türlü bir çıktı alınacaktı. Yani ne yazık ki ailelerimizde yani ne kadın kimliği ne de erkek kimliği oturtturulmadan yetiştiriliyor. Yani kadına bir çerçeve çiziliyor, erkeğe bir çerçeve çiziliyor. Ve hayat bu çerçevede gidiyor. Ne oluyor ileride? Bu kadınla erkek evleniyor, bir aile kuruyorlar. Onlar kadın kendi bildiğini okuyor, erkek kendi bildiğini okuyor. Ve tabii birçok anlamda da çatışmalar çıkıyor. Ve tabii ailenin temelleri sarsılıyor, toplumun temelleri sarsılıyor. Yani burada hem kendi eğitim sistemimizde hem de ailelerden almış olduğumuz sistemlerde büyük sıkıntılar var. Eğitim sistemimiz şöyle, yani matematiksel, fizik, tarih, her türlü bilgiyi veriyoruz ama insan olmanın, kadın olmanın, erkek olmanın ayrıcalıklarını ne yazık ki vermeden yetiştiriyoruz. Yani 12-13 yıl gibi bir eğitimden geçiyoruz ama hiçbir şekilde hayata hazırlayan bir eğitim olmuyor. Yani o çocuklar topluma girdiğinde, iş hayatına girdiğinde, bir evlilik kurduğunda, aile hayatı kurduğunda bu kimliklerin dışına çıkamıyorlar. Çünkü bildikleri bu değil. Hiçbir alıştırma alanları olmamış, bir çerçeve çizilmiş. Kız çocukları evlilik için yetiştirilmiş. Yani ne kadar okursa okusun, isterse yurt dışında okusun, isterse yine diplomalarını alsın. Yani her kadının hayalinde böyle bir düş yatar. Yani çok güçlü bir erkek olsun, onunla evleneyim, benim sorumluluğumu alsın, benim diplomam da cebimde kalsın, istediğim zaman çalışayım ama benim sorumluluğum bir erkek alsın.
Erkek de bu yönde yetiştirilmiştir. Ben güçlü bir adam olayım, paralı olayım, istediğim kadını elde edeyim veya böyle bir kadınla evlendiğim dedi. Paramla bir şekilde onları ayakta tutayım. Ama ne yazık ki hayat öyle değil. Gerçekler öyle değil. Yani hayat tek düze değil. Düşmesi var, düşersiniz, kalkarsınız. Yani bir maddi bir imkanlarınız olur, çok güzel bir işiniz olur. Yani ailenizi ihya edecek bir işiniz vardır. Ama öyle bir zaman gelir ki bunların hepsini kaybetmek zorunda kalabilirsiniz. Peki biz bu durumda babayla nasıl bir iletişim kuracağız? Yani onu dışlayacak mıyız? Böyle bir baba modeli varken ve böyle bir baba kaygılar içerisindeyken biz onu nasıl kabul edeceğiz ve biz ona nasıl destek vereceğiz ve biz onu nasıl onaracağız? Yani bunlar hep bir soru işareti. Genelde bize yapılan yargılama olur. O erkek hatalıdır, o işi ondan batırmıştır, evliliğini bundan bitirmiştir. Çünkü hep genelde erkek suçludur. Yani bunun arkasına bakmayız. Yani bu arkadan gelen bu eğitim sistemine, değer yargılarımıza bakmayız, sorgulamayız. Genelde top hep erkeğin başına patlar ve genelde de büyük bir yıkıntıya gider. Yani bunu son zamanlarda da yaşıyoruz. Özellikle bu koronavirüs çerçevesinde birçok baba işini kaybetti. Birçok baba şu an gelişmekte olan veya bir aşamaya getirdi işlerinde büyük bir sekteye uğradı, geriledi. Hayat standartları düştü. Yani bununla ilişkin inanılmaz kaygılar var. Hani gazetelere bakıyorsunuz, televizyonlara bakıyorsunuz. Yani çoğu şey çok net olarak değil ama bu kaygı ileride daha da yükselecek ve büyük bir depresyona girecek insanlar. Ve biz burada ne yapacağız? Yani aile bireyleri olarak, bir anne olarak, bir çocuklar olarak biz bu babaya nasıl destek vereceğiz? Bizim bugün de oturup bunları düşünmemiz gerekiyor. Yani erkek şöyle yetiştirilir, duygularını belli etmemeli, ağlamamalı, yeteri kadar gülmemeli, gülmek istese de gülmemeli, şaka yapmamalı, hep ciddi olmalı. Herkes ondan ürkmeli, yani insan olan bütün özelliklerini öldürmeli, bir robot gibi davranmalı. Yani bizim genelde erkeklerimize yüklediğimiz model bu. Yani dışarıda baktığımızda, genelde iç çevremize baktığımızda genel erkek modeli de bu ne yazık ki. Yani aile babaları da bu şekilde. Yani günümüzdeki erkekler daha babalık konusunda yani duygularını daha çok ifade eden bir hale geldiler ama belli bir kuşak bu baba modeliyle yetişti. Benim babam askerdi. Tabii askerliğin vermiş olduğu disiplin vardı. Kendi babasından gördükleri vardı. Yani şöyleydi, evin içinde bir sis bulutu gibiydi. Biz o bulutun içinden yürüyorduk ama dokunamıyorduk. Yani birbirimize geçemiyorduk. Ben onu anlayamıyordum. O bizi ne kadar anlıyordu bilmiyordum. Ve genelde arada annem vardı ve anne aracılığıyla iletişim kurardık. Yani okullarda veliler toplantısına annem gelirdi. Bizimle ilgilenen tek kişi anneydi. Baba geç gelirdi, yemeğini yerdi, gazetesini okurdu, televizyonu seyrederdi ama aramızdaki cümleler birkaç cümleye geçmezdi. Yani biz çocuk olarak şımaramazdık. Yani babanın kucağına atlayamazdık, boynunu atlayamazdık, elini tutup baba nasılsın diyemezdik. Bu çok uzun yıllar sürdü. Ve ben ne zaman bir aileye karıştım, ne zaman anne oldum ve babam yıllar içerisinde ne zaman değişti ben o zaman anladım. Bizimle ilgili o kadar çok ayrıntı hatırlıyor ki, o kadar çok ayrıntı anlatıyordu ki demek ki bizi hep takip etmiş. Yani sessiz de olsa takip etmiş. Biz onu sis bulutu gibi görürken, kapalı kapılar arkasında, yani orada bir hayal gibi düşünürken aslında o bizi hep görmüş, hep anlamış ve bunu bize hiç ifade edememiş. Yani bu ne kadar büyük. Yani ben bunu duyduğum zaman, bu iletişime geçtiğim zaman yani onu anlamaya başladım. Yani bir insan bunu ne kadar taşıyabilir? Yani biz yeri geliyor, bir sorunumuz oluyor. Hani bir gün içimize tuttuğumuz zaman ne kadar kendimizi kötü hissediyoruz. Hani eşimizi arıyoruz, dostumuzu arıyoruz. Bir şekilde kendimizi ifade edecek yollar buluyoruz. Ama bir baba modeli ne yazık ki böyle değil. Yani bizim tanıdığımız haklar ne yazık ki bu çerçevede değil. Bir şekilde de acımasızlık. Yani bunu bilerek de yapmıyoruz ama. Yani babayı kırmak, erkeği kırmak için yapmıyoruz. Çünkü biz de bunu öğrenmişiz. Bize verilen çerçeve bu. Onun içerisine girip biz de o sisteme ayak uydurmak zorunda kalmışız. Çünkü yeni dünya düzeni öyle bir sistem ki yani o çarkların arasında ezilmemek için insanüstü bir gayret gerekiyor. Hep başarı gerekiyor. Hiç yıkılmamak gerekiyor. İnsani duyguları öldürmek gerekiyor. Ama bu da bir yere kadar. Yani çünkü bu sistemde siz atılırsanız yerinize hemen başka biri gelecek ve siz tamamen sistem dışı kalacaksınız ve öğrendikleriniz bu çerçevede olmadığı için hayatın sonrasında nasıl ayakta kalacağımızı ne yazık ki bilemeyeceğiz ve bu şekilde de hayatlarımızı yürütemeyeceğiz. Ve evde böyle bir baba modeli olduğu zaman da biz genelde onu suçlayacağız. Yani neden oldu, neden yaptın, neden ayak uydurmadın, neden sistem, neden onunla kavga ettin, neden geçinemedin gibi. Ama o insan olmanın gerektirdiği isyanları yapmıştır, haksızlıkları baş kaldırmıştır ama biz bunları çoğunlukla görmeyeceğiz. Çünkü o bize bunu ifade etmediği için biz onu genelde anlamayacağız. Yani erkek çocukları yetiştirirken ne yazık ki bu şekilde yetiştiriliyor. Anneler burada annelere çok iş düşüyor. Yani hem anneyi, hem kadını, hem erkek çocuğunu kendi kimliklerini vererek, haklarını vererek
Ve kendi değerlerini farkına vararak yetiştirirsek zaten eğitim sistemimiz de bu yönde olacaktır. Yani biz de bu yönde değişeceğiz, toplum da bu yönde değişecek tabii ki. Ama ne yazık ki son zamanlarda bu yapılmaya başlandı. Yani ama bu da birçok yıkım olduktan sonra başlandı. Yani ne yazık ki bir de gerçek hayat var. Yani biz ne kadar hazırlarsak hazırlayalım. Yani şu an her şey çok hızlı değişiyor. Yani inanılmaz hızlı değişiyor. Yani teknoloji girdi işin içine. Reklamlar, medya, medyanın pompalaması, nasıl bir kadın profili var, nasıl bir erkek profili var, biz hepimiz onun peşinden koşuyoruz. Yani hiçbirimiz insani özgürlüklerimizi yakalayamıyoruz. Ve genelde erkekler de bu şeyin altında kalıyor, bu baskısı altında kalıyor, bu verilen imajların, verilen çerçevenin. Bunun dışına çıkan kişi anında sistem dışı kalıyor, toplum dışı kalıyor ve biz aile olarak çoğunlukla da anlamıyoruz ve baba bir anda saf dışı kalıyor. Yani nasıl bir deprem... Biriken bir enerjinin patlaması olarak oluşursa, yani babanın içerisindeki o yıkım da öyle başlıyor. Yani birdenbire oluyor. Yani fay hatları birdenbire kırılıyor. Birdenbire öfke nöbetleri, birdenbire kendini çöküntüde hissetmek, yani birdenbire kendini kaybetmek, belki aile içi şiddet bu şekilde başlıyor. Yani bizim bazı şeyleri görmemiz lazım. Hani erkeklere ne kadar görev düşüyorsa, hani şu an erkek şiddeti inanılmaz boyutta, annelere ve çocuklara da iş düşüyor. Yani babayı... O psikolojide değerlendirmek gerekiyor. Gerekirse destek olmak gerekiyor. Yani seni her halinde seviyorum, seni her halinde babamsın, eşimsin demek gerekiyor. Yani böyle bir desteği alan babalar eminim ki daha farklı olacaktır. Yani o şeyin altında ezilmeyecektir. Yani ben başaramadım. Çünkü başarısızlık bir erkek için çok büyük bir yıkımdır. Bunu yapamamak bir erkek için gerçekten çok çok büyük bir handikaptır. İçinden çıkamayacağı bir çukurdur. Ne yazık ki hani toplumumuzda da bu anlamda bir... sağlık sistemimiz de yok. Yani bir erkek bir psikiyatriste gitmez, psikoloğa gitmez çünkü bunu kendini yedirmez. Benim böyle bir sorunum yoktur der, üstünü kapatır, kapatır, kapatır. Ama sonunda öyle bir şey olur ki her şey dolar, 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 bir baraj gibi taşar gider. Yani bu yönden çoğunlukla anlamamız gerekiyor. Yani neden acaba, neden? Yani bunların oluşma sebebi neden? Topluma biz ne kadarına bakıyoruz? Yani verilen düzeni ne kadarını sorguluyoruz? Ne kadarını biz kendimize veya ailemize uyguluyoruz? Yani biraz o ezberden çıkıp, hani at gözlüklerimizi çıkarıp sorgulamamız gerekiyor. Yani bize verilen değerlerin ne kadar bizimle uyuşuyor? Para ekseninde dönen, tüketim ekseninde dönen bu değerleri nasıl ailelerimizi mahvettiğini, ailelerimizi bozduğunu ve toplum yapısını bozduğunu görmemiz gerekiyor. Yani asıl önemli olan içimizdeki o güç, o yaşam enerjisi. Yani babanın da, annenin de, çocukların da insani olarak, vicdani olarak kendini geliştirmeleri önemli. Ama biz bunları tamamen kapattığımız için birçok anlamda kendimizi geliştirme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü herkes aynı şeyi yapıyor. Yani herkes aynı şeyi yaptığı için de biz göze batmıyoruz. Yani göze batmadığımız için de sanki her şey doğruymuş gibi geliyor. Ama bir yerlerde bir yanlışlık var. Yani bugün bu durumdaysak, hani kadın şiddeti bu kadar arttıysa, yani erkekler bu kadar kendini öfke bulutuna kaptırdıysa, bu kadar psikolojik olarak çöktüyse bunun arkasında mutlaka bir şey var, bir neden var ve bizim bunu arayıp bulmamız gerekiyor. Tabii böyle bir günde ben biraz olumsuz konuşmuş olabilirim ama yani kendi gerçeklerimizden yola çıkarak babalar günü daha iyi anlayabileceğimizi düşündüm. Belki çoğumuz babamızla ilişkimiz de yok. Belki küssünüz, belki rahmetli olmuştur ama hala arkasından siz o öfke nöbetlerini yaşıyorsunuzdur, hayatınızı mahvettiğinizi düşünüyorsunuzdur. Ama bence bugün de yapılacak en güzel şey gidip babanız ne şartlarda olursa olsun, özellikle bu son dönemlerde yani yaşanan zorluklarda, yani her şeye rağmen seni seviyorum babacığım demenizi, seni her şeyinle kabul ediyorum, sen benim iyi ki hayatımdasınız demenizi temenni ediyorum. Yani buna hepimizin hakkı var. O babaların da hakkı var. Bizim de böyle bir rahatlamaya ihtiyacımız var. Ben hepinizi babalar gününü kutluyorum. Rahmetli olan babalara rahmet diliyorum. Yaşamakta olan babalara da ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ömür boyu bir yaşam diliyorum. Uzun bir yaşam diliyorum. Bugün inşallah milat olur. Yani sizin için bu son dönemlerde yaşananlardan sonra yani bu sene daha farklı bir babalar günüyle karşı karşıyayız. İnşallah bugün babalar çok daha mutlu olur. Yani mutsuzlukları, bunca mutsuzluğun arkasından gelecek olan böyle bir günde inşallah çok daha mutlu olur. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bir pazar günü beni dinlediniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.